sayın bakanlarım, milletvekillerim, partimizin kıymetli yöneticileri, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Aday tanıtım toplantımıza şeref verdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmamın hemen başında Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği bu kadim şehre şehremini olarak hizmetkarlık yapmak görev ve sorumluluğunu yüksek teveccühleriyle bize tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün Trabzon için çok özel, çok müstesna bir gün. Zira şehrimiz İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle belediye başkan adaylarımızın açıklanacağı 4. il olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor. Ben Trabzon'un bütün renkleriyle, bütün enerjisiyle, memleketimin bütün sesleriyle Sayın Cumhurbaşkanıma hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi içerisindeki ilk yerel seçimler olması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. 16 yıllık AK Parti iktidarını 2019 yerel seçimleriyle taşlandıracağımız günlerin arefesindeyiz. Hizmet belediyeciliği ve sosyal belediyecilikten sonra önümüzdeki dönemin belediyecilik anlayışını zat haliniz tarif ettiniz. Gönül belediyeciliği. Yani insanımızın kalbine, gönlüne dokunan belediye hizmetleri. Yani dışlayıcı, ötekileştirici değil, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir belediye aklı. Ulaşılabilir, erişilebilir bir belediye başkanı ve belediye yönetimi. Soruna yakın olan, çözüme de yakın bir inancıyla ortak aklı, istişareyi öne çıkaran bir yönetim anlayışı. Çevre duyarlılığı yüksek, yatay ve yöresel mimariyle insanlara nefes aldıran, huzur veren bir şehircilik ve belediyecilik anlayışı. Yani taraflarla işbirliğine açık, katılımcı, şeffaf, hesap verebilen ve tüm hizmetlerinin merkezine vatandaşı, insanı koyan bir belediyecilik anlayışı. Allah nasip eder, milletimizin teveccühleriyle 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenirsek işte bu gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini inşallah şehrimizde insanlarımıza yaşatacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli hazırım. Bugün bu buluşmanın benim için apayrı bir önemi, apayrı bir anlamı var. Gerçekten de hem çok heyecanlıyım hem de çok sevdiğim şehrime Büyükşehir Belediye Başkanı olma iddiasıyla dönmüş olmaktan çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Yıllarca ülkemin dört bir köşesinde hizmet ettim. Ankara'da üst düzeyde yönetim kademelerinde görev yaptım. En son olarak da Van'da Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet verdim. Şimdi de Mevlam nasip etti kendi şehrimize, bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmeye geldik. Bilhassa 786 bin hemşerimizi kucaklamaya, halkımızla birlikte bu şehri imar etmeye, kalkındırmaya ve daha mutlu insanların yaşadığı bir şehre dönüştürmeye geldik. Partimizin bugüne kadar Trabzon'umuza kazandırdığı büyük hizmetler, büyük projeler hepimizin malumu. Belediyecilikte de AK belediyecilik anlayışıyla çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, müteşekkirim. Ancak belediyecilik anlamında daha kat edilecek epey mesafe ve yürütülmesi gereken önemli hizmetler var. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve halkımızın destekleriyle biz Trabzon'da hizmete talibiz. Trabzon'un güzelliklerine güzellik katmaya talibiz. Şehrimizi
daha da büyütmeye ve kalkındırmaya talibiz. Trabzon'u bir marka şehir, bir prestij şehri, 21. yüzyılın şehri ve tam bir büyük şehir yapmaya talibiz. Yeni ulaşım ağları, turizm ve çevre altyapıları, kentsel dönüşüm, tarihi mekanların restorasyonları, yeni yaşam alanları, yeni istihdam imkanları ve tabii insanımızın gönlüne dokunan belediyecilik anlayışımızla şehrimizi inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına hep birlikte hazırlayacağız. Trabzon'da çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Kırıcı değil, yapıcı olacağız. Nezaketten, zerafetten ve tevazudan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine layık olabilmek için çok ama çok çalışacağız. Sözlerimi burada sulandırırken bu bayrak yarışında görev almış olan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından isimleri açıklanacak olan belediye başkan adaylarımıza da başarılar diliyorum. Tam bir ekip ruhu içerisinde inşallah birlikte beraber Trabzon'umuza en iyi hizmetleri gerçekleştireceğiz. Burada hep beraber söz veriyor muyuz? Allah'ın izniyle
Trabzon'umuz tarihinde, Trabzon'umuzdaki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve 18 ilçede Cumhur İttifakı ile birlikte öngörülenler dahil olmak üzere önemli bir birlikteliği ortaya koyup 18 ilçe belediye başkanlığını da kazanmaya hep beraber söz veriyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun. Bütün bu vazife sırasında biz genel başkanımız gibi, devlet başkanımız gibi her zaman iftarımızda, yemeğimizde vatandaşımızla olduk. Onun gibi lüks sofralarda iftar açmadık. Sokak iftarlarıyla, garibimizle, gurebamızla beraber olduk. Nihayeten bugün bunun bir bayrak yarışı olduğunu, bir nöbet devri olduğunu, benden daha iyi hizmetler edeceğine, vereceğine kani olduğum Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın kardeşimiz Murat Zorluoğlu gibi diğer arkadaşlarımızın ve ilçe belediye başkan adaylarımızın da aynı takım ruhuyla hizmet edeceklerini burada Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız huzurunda arz ediyor. Ve bu yolda bir ve beraber yürürken bizim bir takım, bütün milletimizle bir takım olduğumuzu, kol kola yürüdüğümüzü, bu takımda hiçbir zaman tekrar etmek istiyorum. Hiçbir zaman kırgınlık, hiçbir zaman üstünlük olmayacağını bizzat genel başkanımızın huzurunda arz ediyor ve bugün karşılarken kendim seçerek afişine astığım gibi Sayın Cumhurbaşkanıma, Devlet Başkanıma, Genel Başkanıma Trabzon sizinle diye arz ediyorum. Yolumuz açık olsun. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu kürsüye arz ediyorum. Buyurun size. Çok
çok değerli belediye başkanı arkadaşlarıma ve bugün bayrağı devralacak belediye başkanlarına inşallah önümüzdeki bu dönem içerisinde 2019 dönemi içerisinde hem geçmişten hem de gelecekte yapacakları hizmetler için teşekkür ediyor. Bugünün hayırlara vesile olmasını ve bu Bismillah'ın hem önümüzdeki 4,5 yılda hem de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün dünyaya önemli bir başlangıç olacağını ifade ediyor saygılar düşünüyorum. Konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan lider filmini izliyoruz. Buyurunuz lütfen. Sahipsiz ve karanlıkta kalmıştı. Karanlığın ardından 1994'te aydınlık bir sabaha uyandı bu millet. Gönül o aydınlıkta adamını buldu. Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Şair ne güzel söylemiş. Trabzon, büyük şehir. Doyamadım tadına. Uzaktan sevmek olmaz. Gel yakına yakın. Evet, biz de uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından tekrar sizlerle hasret gidermeye geldik. Bugün bir kez daha siz Trabzonlu hemşehrilerimle özlem gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Burada Trabzon'un tüm ilçelerindeki mahallelerindeki vatandaşlarıma el kalbi selamlarımı iletiyorum. Karadeniz'in coşkun dalgalarını aldırmadan helal rızık içinde koşan balıkçı kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Kısa bir süre önce Karadeniz'in azgın dalgaları arasında ahirete irtihal eden balıkçı kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum. Emekleriyle, alın terleriyle, yürek terleriyle ülkemizin kalkınma hamlesine destek olan tüm kardeşlerime burada teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden itibaren Trabzon İl Teşkilatımız çatısı altında görev almış. Ülkemizin güçlenmesi, demokrasimizin perçinlenmesi, milletimizin barış, huzur ve esenliği için ter dökmüş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.
teşkilatımızın tüm mensuplarına 17 yıldır gece gündüz demeden AK Parti için, Türkiye ve Türk milletinin istikbali için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim onları cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Yattıkları yer cennet bahçesi olsun diyorum. Halkını çok sevdiğimi bilirsin Gero. Sen kumandan değilsin. Aday tanıtım toplantımızın partimiz için Trabzon'la birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Trabzon Belediye Başkan adayımız da biraz sonra birlikte huzurlarımızda olacağımız ilçe adaylarımızın her birini gönülden kutluyorum. Adaylarımızın her birini 31 Mart gecesine kadar sürecek bu uzun seçim maratonunda Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine, asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon'la beraber bütün Karadeniz'in şöyle dosta güven, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum. Trabzon'a her gelişimde Trabzon'a her geldiğimde şu muhteşem manzara, emin olun, ülkemizin ve milletimizin geleceği hususunda bizlere çok büyük umut aşılıyor. Sizlerden bu heyecanı, Karadeniz gibi set vurulamayan bu coşkumuzu 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da yine el ele, gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok çalışarak, daha çok koşturarak ve inşallah bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'tan sonra da AK Parti'nin hizmet siyasetinin kesintisine inşallah izin vermeyeceğiz. Bugün burada AK Parti'ye gönül veren siz değerli kardeşlerimle ahdimizi yenilemek istiyorum. Trabzon 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon, Trabzon'a yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Trabzon, AK Parti 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz? Maşallah, barekallah, Trabzon'un uşaklarına da uyanır. Rabbim şu güzel manzarayı bize 31 Mart akşamında yaşamayı nasip etsin diyorum. Değerli davalı arkadaşlarım, AK Parti Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurmuş, siyasete itibar kazandırmış bir partidir. Sadece 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz eserlerle, yatırımlarla değil, aynı zamanda milletimizle kurduğumuz gönül bağı ile insanlarımızın siyasete bakış açısını değiştirdi.
uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın tekrar siyasetçi, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. Bunu da verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. 3-5 oy daha fazla almak için hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak politikalara tevessül etmedik. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir sözü, hiçbir vaadi, hiçbir icraatı sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik. AK Parti'nin alameti farikası nedir diye sorulsa hiç şüphesiz akla ilk gelecek cevap söz verdi mi sözünde durur. AK Parti bu... bu parti sözünün yeri bir partidir. Bu parti ahdine, kavline, davasına sadık bir partidir. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran temel özellik, milletin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tutmasıdır. Bu hareket kuruluşundan itibaren daima önce vatanım, önce milletim diyenlerin partisi olmuştur. Bu dava İstiklal Marşımızdaki canı canağını bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen Türkiye Sevdalıların Partisi olmuştur. Bu dava Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, hikmetle, hepsinden önemlisi aşkla yoğuran erenlerin mirasçısı bir partidir. Gençler, heyecanınızı görüyorum. Duygularınızı hissediyorum. İnşallah bu heyecan, bu gayret 31 Mart akşamının da neticesini veriyor. Kahraman beylerin istiklal sancağını bugün de taşıyanların partisidir. Bizim davamız senlik, benlik davası değil, ya memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi aydınlık geleceğine, yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Allah'a hamdolsun. Bugüne kadar ülkemizin ikbal ve istikbaline bu gayet hiçbir adım atmadık. Atılmasına da müsaade etmedik. Milli iradenin üstünde hiçbir fanilik güç tanımadan Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdik. Hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle işbirliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Şu anda bu çetelerle kim işbirliği halinde
biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına Cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık. Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy verenleri değil, 81 milyonun tamamını kucakladık, bağrımıza bastık. Ve sloganımızı ne olarak ilan ettik? Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket dedik. Hiç kimsenin hayat tarzına, giyinişine, terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmedik. Ekonomimizi büyütürken, yatırımlarımızı artırırken demokrasimizi de büyüttük. Güçlendirdik. Devletimizin tüm kurumlarında kök salmasını sağladık. Biz de muhtarlarımızla gurur duyuyoruz. Muhtarlarımızla beraber inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Elbette bütün bunlarla beraber daima kendisi yenilemenin, zamanın ruhuna ve ülkenin şartlarına göre kendimizi geliştirmenin gayretinde olduk. Tutku, burada ne işin var kız? Ey Allah seni dinliyoruz. Bu tutku bir alem. Bu kadar değil. Oraya dursun. Değerli kardeşlerim. Bu anlayışta son 16 yılda bizden önce yapılanların tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti milletimizin istifadesine sunduk. Trabzon'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Küsuratları koyalım bir kenara, tamamını söyleyeyim. 30 katrilyon Trabzon'a yatırım yaptık. 30 katrilyon. Şöyle geçmişe bir bak. Acaba ne yapmıştık? Laftan başka ne yapmıştık? Laf siyaseti değil, icraat siyaseti yaptık. Onun için bizde hizmet siyaseti önceliklidir. Eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, ticaretten tarıma, sanayiye kadar Trabzon'un hangi ihtiyacı varsa, neyin eksikliğini hissediyorsa onu gidermenin çabasını güttük. Allah'a hamdolsun. Bugün ikinci üniversitesiyle, yurtlarıyla, yollarıyla, tünelleriyle, barajlarıyla, derslikleriyle, hastaneleriyle, spor salonlarıyla, gençlik merkezleriyle 41 bin seyirci kapasiteli modern stadyumuyla hasılı hemen her alanda Trabzon'a çatlattık, çat! Şimdi yeni projeler, yeni yatırımlarla Trabzonlu kardeşlerimizin hayat standartını yükseltmeye devam ediyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Neler var? Akçabat Millet Bahçesi ve Avniaker Millet Bahçemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık 58 bin metrekare alana sahip Avniaker Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarını inşallah bu ay içinde tamamlıyoruz. Güzel bir millet bahçesi,
alacaksınız çocuklarınızı, hanımı, beyinizi hep beraber o millet bahçesinde inşallah arzu edildiği gibi eğleneceksiniz. Yaklaşık 23 bin metrekare alana sahip Akçaabat Millet Bahçesi'nin proje çalışmaları ise önümüzdeki ay bütün. Bizzat kendi imayemizde Trabzon Merkez Pazar Kapı'da inşaatına başlanan cami ve külliyenin inşaatı devam ediyor. 1000 kişilik konferans salonu, İslami Kültür Merkezi ve müzesiyle bu eser tamamlandığında Karadeniz bölgesinin en büyük külliyesi olacak. 100 yataklı Of Devlet Hastanesi'nin yapımı da süratle ilerliyor. 1200 yataklı Trabzon Şehir Hastanemiz ise şu an ihale aşamasında. Ve 1,3 katrilyon lira maliyeti olan Trabzon Şehir Geçişi Devlet Yolu'nun yani Kanuni Bulvarı yolu ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının inşasını da seneye bitiriyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Yapımları süren daha pek çok bölünmüş yol projesini bu yıl tamamlıyoruz. Etüt çalışmaları süren Trabzon-Erzincan arasındaki hızlı tren projemizi hayata geçirerek Trabzon'u da hızlı tren ağına ekliyoruz. Bitmedi. Solaklı Vadisi'nde 20 kilometrelik bir güzergahta örnek bir proje hayata geçirdik. Of Çaykara arasında yaptığımız bu projeyle vadinin çevresi, havası değişti. Elhamdülillah muhteşem bir hale geldi. Şimdi Altındere Vadisi Milli Parkı ile Serak Gölü Tabiat Parkı ve Uzungöl Tabiat Parkı'nın da yer aldığı 8 Tabiat Parkı'nda gerekli çalışmaları yaparak tabiat turizmine katkı sunuyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı bunları adım adım ayrıca takip edecek. Ayrıca istihdamı geliştirmek, işverenlerle yüksek öğrenim mezunlarını buluşturmak amacıyla 10-12 Mart tarihlerinde Trabzon'da Karadeniz Kariyer Fuarı düzenliyoruz. Trabzon'a toplam 1,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız. Kardeşlerim, sadece Trabzon'un değil, diğer şehirlerimizle beraber ülkemizin de çehresini değiştirdik. Sadece bir alanda maalesef arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz değişimi gerçekleştiremedik. Geride bıraktığımız son 16 yılda dönüştüremediğimiz yegane alan ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştiremedik. Orada başarısız olduk. Türkiye ayağına vurulan prangalardan kurtulurken ne yazık ki bazı siyasi partilerimiz tek parti devrinin faşist anlayışından bir türlü çıkamamıştır. Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen her alanda ilerlemiş, ancak CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940'lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin kat ettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir partiyle karşı karşıyayız. Bunlar da yalan mı? Şimdi geleceğim. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri
üzerinden attıkları iftiraların bir tanesini dahi yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadı. Kimi zaman FETÖ'cülerin, kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin, kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldi. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar. Can çıkar, huy çıkmazmış. Bunlar da söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ediyorlar. Artık bunu iyice kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelmişler, partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Bu ne biliyor musunuz? Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyecekler. Şu anda bir bunun üzerinde hamdolsun verilen tazminatlar var. Biz de avukatlarımıza diyoruz sizler. Yeter ki siz bunu tazminata mahkum edin. Ne diyelim? Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken yaşadıkları on tezibete rağmen halen yalan siyasetinden medet umuyor. Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler hem partileri rahatlayacak, hem mahkemeler rahatlayacak, hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir üretseler, proje üretseler, emin olun bundan herkes kârlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin mecliste bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin, FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Değerli kardeşlerim, 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesinin yine iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor. Bunlara karşı bizim yapmamız gereken, bakın burası çok önemli, Yusuf Has Hacip'in şu tavsiyesine sarılmaktır. Gençler, burası çok önemli. Bunu dinleyin. Kötüye katılma, selametle yürü. Daima doğru ve dürüst ol. Küheylan gibi meydanlarda cebelan et. Evet, bizim görevimiz millete hizmet yolculuğumuzda selamette yürümek, daima doğru ve dürüst olmaktır. Biz doğru olursak, biz samimi olursak, evvelallah CHP'nin de, avanelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandıramayacaktır. Tıpkı 14 seçimden olduğu gibi ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak. 31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı'nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır. Kardeşlerim, önce millet, önce memleket prensibiyle Trabzon'daki belediye başkan adaylarımızın tüm teşkilat mensuplarımızla beraber gece gündüz demeden çalışması gerekiyor. Unutmayın, 31 Mart farklı bir dönüm noktası olacak. Ana kalem, kadın kolları,
gençlik kolları yoğun çalışacağız. Durmak yok. Durmak yok. Yoğun bir çalışma. Ve Cumhur İttifakı ile birlikte karşımızdaki zillet ittifakını, Sayın Bahçeli'nin ifadesi öyle, benimki de illet ittifakı. Bu ittifaka karşı Cumhur İttifakı'nın zaferini ben şimdiden görüyorum. Ve bu işi başaracağız. Gençler, eyvallah. 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ülkemizin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından biri. Seçim 16 Nisan halk oylamasıyla başlayan tarihi dönüşüm sürecinin inşallah son halkasını oluşturacaktır. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı sadece ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde değil, son 16 yıllık kazanımlarımızın korunmasında da hayati öneme sahip. Ve bu yerel yönetimin iktidarla beraber atacağı adımları bilelim ki şehrimize, ilçelerimize, beldelerimize çok ciddi katkısı olacaktır. Burada belde yok. Burada ilçelerimiz var. Ama ekranları başında bizi şu anda beldeler de izliyor. Ülkemizin değişik şehirlerinde bunlar da var. AK Parti'nin kazanması demek Türkiye'nin kazanması demektir. Trabzon'un kazanması demektir. Sizlerden omuzlarınızda işte böylesine büyük bir sorumluluk olduğunun bilinciyle gece gündüz gayret göstermenizi istiyorum. Gençlerimizin heyecanı, deneyimli kardeşlerimizin birikimiyle bu seçimde inşallah başarı çıtamızı çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bugün il başkanları toplantımızda da gündüz ifade ettim. Burada da özetle tekrarlamak istiyorum. AK Parti üyelerinin 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadım. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Görüldüğü gibi bunların hepsi de çok ciddi seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek düzeyde rakamlardır. Gençler, bakın seçmen listeleri askıya çıktı. Lütfen muhtarlıklara gidin, listelerde isimlerinizi bakın. Var mı yok? Yok mu yok? Buraya bakın. Yoksa hemen gereğini yapalım. Yapın ki bu demokratik hakkınızı kaybetmeyin. Onun için teşkilatımızın buna çok büyük önem vermesi lazım. İl ve ilçe başkanlarımıza Ankara'dan verdiğim talimatın altını Trabzon'dan bir kez daha çiziyorum. Yarın Kocaeli'nde de çizeceğim. Bir sonraki gün Sakarya'da da bunu hatırlatacağım. Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan tüm üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen irtibata geçmelisiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da hoş geldiniz ziyaretine gideceksiniz. Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşın. Onları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel hakları konusunda bilgilendirecek, partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti'nin önünde yepyeni bir yolculuk başlayacaktır. Değerli kardeşlerim, şimdi geliyoruz adayların tanıtımına. Hazır mısınız? Şimdi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayımı en son takdim edeceğim.
Tabii 2014 yılından beri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize hizmet eden Orhan Fevzi Gümrükçioğlu kardeşimize de hem teşekkür ediyorum, onu da en sonuna yine bırakıyorum. Ama partimizi 31 Mart'ta ilçelerimizde temsil edecek isimleri şimdi sizlere açıklıyorum. Evet, Akçaabat'ta önce hocamıza tabii çok teşekkür ediyorum. Osman Nuri Ekim kardeşimizle devam edeceğiz.
kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mümin Nuhoğlu'nu destekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Bey'i de ben huzurlarınızda davet ediyorum.